Hasretti Fatih Can Kara. O özlemi de Müge Anlı sayesinde son buldu ve Fatih Can yıllar sonra annesinin sesini duydu. Çok mutlu oldum sesini duydum. Kimin sesi olursa olsun annenin sesi çok farklı oluyor. Onun bir kelimesi dünyadaki bütün insanların kelimesine bedel. Dünyadaki en mutlu günüm diyebilirim. Şahsen bu kadar çabuk olacağına inanmıyordum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam yani bu mutluluğu. Ben de dedim o kadar çok uğraştım seni bulamadım dedim. Adres buldum gittim yoktun dedim. Telefon numaranı aradım bulamadım dedim. Onun sesini duyduğumda benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Sadece sesinin mutluluğu zaten yetiyor. Aslında hiç olmayan insanın bir tarafı olur. Şu an tas tamam bir kendimi dünyada her şeyi yapabilecek kadar güçlü hissediyorum. Ya anlatılacak bir şey değil bu ya. Ben hiçbir zaman anneme kızgın olmadım. Çünkü o bir bayan, erkek değil. Onun ne yaşadığını bilemezdik. Acaba neye sığındı, kime sığındı, aradı mı, aramadı mı? Aradığı zaman ona karşı bir şey yaptılar mı? Bizi aramaya çalıştığı zaman engel oldular mı, olmadılar mı? Hiçbir şey bilmediğimiz için kendisinden duymak istedim bunları. Annem çok aramış, aradıkça da sürekli engel çıkmış. Yani anlattıkları bayağı ağır şeyler. Uyuyamam bugün. Bu neşeyle, bu mutlulukla uyumam imkansız. O da aynı şekilde öyle söylüyor. Yani iki gün değil, üç gün değil dedi. 19 senedir görmediğim evladımsın sen benim dedi. Yani kelimelere sığmayacak bir şey. Tek dileği askere gitmeden önce annesini görmek olan Fatih Can, bu dileğinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Annemi görmeden, kokusunu çekmeden ölmek istemiyordum. Müge Anlı'ya da bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Askere gitmeden önce anneme sarılma fırsatını bana verdiği için iyi ki gelmişim. Fatih Can, ne kıymetli çiçekler bunlar. Annemle konuştum çiçeği. Evet. Ay canım benim, gel güzel oğlum. İyi misin? İyiyim. Mutlu musun? Mutluyum. Çok mutluyum. Her şey için de teşekkür ediyorum ekibinize, size. Nasılmış anneyle konuşma? Annem çok iyi. Onun sesini duydum zaten. Hayata bir kez daha bağlandım. Allah bin kere razı olsun hepinize. Ya mutluluğu anlatamam bu mutluluğu. Onun sesini duymak bile... Ay. Hepinize, ekibinize daha çok teşekkür ederim. Daha 19 yaşındasın. Hayatında çok uzun yıllar var. İnşallah annenle de görüşürsün, konuşursun. İnşallah. Biliyorsunuz Fatih... askere gidecek. Bir de askerde kalmak istiyormuş. Ona ne evet. deniyor bilmiyorum. Onun bir adı vardır da. Evet. Ne olunuyor askerde kalınca? Askeri personel. Askeri personel olacaksın. Askeri personel olmak istiyor. Allah izin verirse. Bak ya bizi koruyacak diyorlar. İnşallah. Vatanımızı, milletimizi herkes için. Sen de hayatına bak öyle çok da kafanı takma. Şimdi bak işte buldun, öyle çok da takmayın kafanıza. Demek ki hayırlısı böyleymiş deyip... Aynen öyle. Tamam mı? Yola devam etmek lazım. Anlıyorum, bir eksiklik olduğu zaman... Ne bileyim belki... işte hani araban yoksa arabanın olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorsun. Mesela araban oluyor sonra... binmeye üşeniyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? İnsan... Onun gibi bir şey. Hani bunlar da lazım, çok kafanıza takmayın. Psikolojinizi bozmayın. Anneni buldun şimdi, arada da görüşürsün. Bugün de gideceksin zaten. Evet, yanına sen gideceğim. Kendi yolunda devam et. Çok efendi, çok terbiyeli bir çocuksun. Sakın bozma hiçbir şey için moralini, tamam mı? Tamam. Bizi koru. Korumam ben. Git askere. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim. Çok teşekkür ediyorum güzel çiçeklerin için. Annene de selam söyle. Sizin kadar güzel değil ama. Ay çok teşekkür ediyorum. Görüşmek sağ ol. Kıyamam. Evet. Kıyamam. İşte birisi evladını arıyor, birisi annesini arıyor. Asıl olan çocuklarımızı bırakmamak. Vallahi bırakmayacağınız kadar çocuk doğurun hanımlar. Yani öyle sağda solda evet. bırakacaksanız o çocukları kendi başınıza büyütme gücünüz yoksa lütfen sürekli de çocuk doğurmayın. Yani böyle bir hayatta yok. Ona gideyim o evlilikte 3 çocuk, ondan çıkayım bu evlilikte 5 çocuk, ona babaanne baksın, ona yurt baksın, ona şu baksın. Ama yok ama olmaz ki şimdi o çocuklarında değil mi bir... yuva istiyorlar, yani anne istiyorlar. Anne istiyor. Bak, anne istiyor. Baba da çok kıymetli elbette. Tabii ama ki. Bilmiyorum herkes işte bak bir anne yani herkes de bir... Şimdi anne istiyor. Çocukların yetişme çağında anneye olan ihtiyaç başka. Evet yani bunu inkar yani etmemek bu, lazım yani. Bu beynelmiyel bir insani yani. Prensiptir. Yani dünyanın yani kabul bizim, ettiği bir prensip. Anne yani ayağın yere düşse anne diye ağlıyorsun yani. Babanın da tabii yani. Hakimiyeti önemli. Baba da üzerinde hakimiyeti yani kuracak baba ama. Baba kıymetsiz demek değil. Baba da olursa, evet. baba da destekçi olursa, baba babalığını yaparsa dört dörtlük. Fevkalade. Ama anne ama herkesin yani en ihtiyacı olduğu en azından. Annenin işte, hakimiyeti anne. Şey, kokusu dahi. Çocuklar için önemli bir mevzu. Tabii yani bunu babalar da biliyorlar. Babalar da söylüyorlar. Gelsin çocuklarının başına. Dünyayı...